Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün daha önce hiç konuşmadığımız Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesiyle ilgili son derece manidar, ilginç. Mevlana'nın Mevlevisinde kendine yer bulmuş garip bir hadise. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinde anlattığı son derece ders verici, ibretli bir hadiseyi ele alacağız. Başlarken bu gece bu sohbetimizde dosta doğru da selamların en yücesi ve selamların en şereflisi olan Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Rabbim tümünüzü ve tümümüzü her türlü şerden muhafaza eylesin. Allah rahmetiyle muamele etsin. Allah sıkıntılarımızı aşmamızı nasip eylesin. Allah Celal ismiyle, Cemal ismiyle, Allah lütfuyla, keremiyle gönüllerimize nisan yağmurları indirsin inşallah. Ve Allah elimizi attığımız yerden rahmetle çıkabilmeyi nasip eylesin inşallah. Dünya bir imtihan dünyası ve bu imtihanda bizler kazanılması gerekeni kazanmak zorundayız. Aşılması gereken yerleri aşmak zorundayız. Ve bizler en daraldığımız yerde kitaba sığınarak, kitabın gölgesine, Kur'an'ın gölgesine, Hazreti Peygamber'in sünnetinin şefkatine ve ulemanın gerçek manada Allah ve Resulüne iman etmiş ve yol gösteren ulemanın o muhteşem gölgesine sığınıp ya Rabbi gelmişiz dergahına, bizi dergahsız bırakma ya Rabbi, bizi rahmetsiz bırakma ya Rabbi, bizi emansız bırakma ya Rabbi, en daraldığımız yerde bir çıkış kapısı göster ya Rabbi. Çünkü hidayet sendedir, çünkü rahmet sendedir, çünkü mağfiret sendedir ve seninledir ya Rabbi. Sen eman verdin mi emanımız vardır, bizi emansız bırakma ya Rabbi. Bu cuma gecesi hürmetine ve biraz sonra anlatacağımız ibretamiz bir granit taşı ağırlığıyla insanların ruh dünyasına inen Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesinin akıbetine uğramaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'un o ibretamiz hikayesinden ders alarak onların akıbetinden uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin düştüğü felaketten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim sevdiklerimizi sen de sev ya Rabbi. Rahmetinle Hazreti Peygamber'in iki evladı gibi, iki torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin için söylediğini biz de söylüyoruz sevdiklerimiz için. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev ya Rabbi. Dediği gibi Rabbim rahmetiyle bizlere muamele eylesin. Allah elimizi attığımız yerde niyetimiz ihlasımız Allah'sa, niyetimiz halisane ise Cenab-ı Allah çıkamadığımız yerden çıkmayı nasip eylesin inşallah. Ve Yüce Allah ibadetimizde, taatımızda, yönelişimizde, kelimemizde, cümlemizde, hidayetimizde, sözümüzde, satırımızda rızayı Allah eylesin inşallah. Ad kavmi helak oldu. Allah Ad kavminden sonra güçlü bir Semud kavmi indirdi. Öyle bir kavim yarattı ki Yüce Allah son derece güçlülerdi. Kuvvetli insanlardı. Elleriyle, yumruklarıyla taşlara vurduklarında taşları kıracak kadar güçlü bir kavim yarattı Yüce Allah. Ad kavminden sonra yeryüzüne onları indirdi. Semud kavmi dediğimiz bu kavim. Vücutları son derece iriydi. Pazuları güçlüydü. Göğüsleri son derece kuvvetliydi. Çelik göğüslü gibi kabul edilirlerdi. Ömürleri son derece uzundu. Onların herhangi biri kendisine ev yapmak istediğinde Semud kavmi yani Hazreti Salih'in kavmi giderdi koca bir çınar ağacını kökünden sökerdi. Çınar ağaçlarını o koca abanoz gibi büyük ağaçları yan yana dizerlerdi. Ağaçların köklerinden ve ağaçların gövdelerinden ve yapraklarından kendilerine azim, son derece güçlü evler yaparlardı. Ağaçlar çürürdü, evler yıkılırdı, bunların hayatı ise sona ermezdi. O kadar uzun ömürlüydüler. Evlerinden daha uzun yaşamışlardır. Taşlardan ev yaparlardı, taşlar erirdi, bunlar ölmezlerdi. Belki birinin 1000 yıl ömrü vardı,
belki 700 yıl ömrü vardı, belki daha fazla. Son derece güçlü insanlardı. Semud kavmi bugüne kadar yeryüzüne inmiş olan kavimlerin en güçlüsü güçlüsüydü, kuvvetlisiydi, iri olanıydı desem doğru söylemiş oluruz. Nihayet binalar, ağaçlar çürüyor, dayanmıyor. Bunun üzerine Semud kavmi dağların üzerinde kendilerine dağlardan ev yaptılar. Kayaları ovdular, kayaları parçaladılar. Dağların içine evler yaptılar ki ancak orada geçinebiliyorlardı. Onlardan birisi yürüdüğünde yer altından sallanıyordu. Son derece güçlü, kudretli, azim vücutları vardı. İri iri vücutları vardı. Semud kavmi. Ne yazık ki iri vücutlar, uzun ömürler, kudret ve kuvvet Allah'ın iradesi karşısında bir hiçtir. Bakın tarihe ve gezinin nice Ad kavmi gibi, Lut kavmi gibi, Hazreti Salih'in kavmi gibi nice kavimler helak olmuş. Ne iz var ne cisim var yeryüzüne bakın. Nice imparatorluklar ölmez ve yıkılmaz denilen saltanatlar ve devletler yerle yeksan olmuş, yerle bir olmuşlar. Kudreti sonsuz olan, hay ve la yamut olan Allah kalacak. Onun dışında her şey helak olacak. Yaşadıkları bölgenin adı Ahkaf. Mağaralar yapıyorlardı, binaları böyle kuruyorlardı. Geniş dehlizler sarıyorlardı. Kayaları yontarak kendilerine ev yapıyorlardı. Allah'ın nimetini unutmadılar. Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama bir müddet sonra zaman geçince Allah'ı unuttular. Semud kavmi Allah'ı unuttu. Bu sefer kendi kendilerine putlar edindiler. Sahte putlar edindiler. Sahte ilahlar edindiler. Yoldan çıkan her peygamberin kavmi gibi Allah'a iman edeceklerine, Allah'a tapınacaklarına kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapınmaya başladılar. Semud kavmi. Allah onlara, onlardan birini gönderdi. Hazreti Salih peygamberi. Adı güzel, kendi güzel bir peygamber. Hazreti Salih aleyhisselam çarşı çarşı, sokak sokak, ev ev, mağara mağara dolaşıyor. Diyordu ki Allah'a inanınız, Allah'tan gayrisine inanmayınız. Allah'a iman ediniz ve Allah'a itaat ediniz. Ve eğiliniz yüce Allah'a. Hazreti Salih aleyhisselama dönüyor ve diyorlardı ki sen bizi ilahlarımızın dininden mi vazgeçireceksin? Sen bizi dedelerimizin dininden mi vazgeçireceksin? Salih, boşuna oyalanıyorsun. Biz vazgeçmeyeceğiz, öyle diyorlardı. Bize dokunamazsın. Hazreti Salih aleyhisselam yoldan çıkan bu kavmi hidayete getirmek için öyle diyordu. Ya kavm ya'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayuh. Kavmim Allah'a itaat edin. Allah'tan başka ilah yok. Bırakın sahte ilahları, bırakın peşmürde ilahları, bırakın ve dönün Allah'a diyordu. Ama öyle diyorlardı. Sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Aklı başında bir adamdın ey Salih. Sen de yolumuzdan çıktın. Babalarımızın ilahlarına tapınmıyorsun. 1000 tane ilahımız var. Sen bizi bir tane Allah'a davet ediyorsun. 1000 Allah mı iyi, 1 Allah mı iyi? Allah'a şerik koşuyorlardı, ortak koşuyorlardı. Diyorlardı ki seni dinlemiyoruz. Şüphedeyiz senin dediklerinden dolayı. Hazreti Salih aleyhisselama babalarımızın yolundan bizi çeviremezsin. Bugün de öyle demiyor mu bazı insanlar? Babalarımızın yolu, babamız, ya babanız yanıldıysa, ya babalarınız yanıldıysa, ya babalarınız yanlışça evet demişse, ya siz aynı yanlışa evet mi diyeceksiniz? Ne yazık ki evet deniyor. Hazreti Salih davetine başladı. Küçük bir topluluk, duafa, zayıf olan insanlar Salih'e inandılar. Ötekiler inanmadılar. Salih'e düşmanlık yapıyorlardı. Bir gün dediler ki, Salih gel bakayım. Aklı başında bir adamsın sen. Senin ilahın mı yüksek, bizim ilahlarımız mı? Bayram günü mucize istiyoruz senden. Bayram günü sen ilahından izin iste, mucize iste. Biz de ilahlarımızdan mucize isteyelim. Bakalım senin dediğin mi olacak,
Bakalım bizim dediğimiz mi olacak? Geçen haftada anlatmıştım, kaybedenler dedim. Geçen hafta kaybeden Kabil'di. Hazreti Adem'in oğlu Kabil'di. Bugün kaybeden Semud olacak. Kaybedenler. Kazananlar vardır. Mazlumlar hep kazanmıştır. Hakikatin yolunda olanlar hep kazanmıştır. Ellerini Allah'a açanlar hep kazanmıştır. Yüreklerinde Allah olanlar hep kazanmışlardır. Zayıf görünseler dahi kazanmışlardı. Tek başına dursalar dahi kazanmışlardı. Muhammed Aleyhisselam tek başına değil miydi Mekke? Mekke'nin bütün şirk, bütün müşrik otoritesine karşı Muhammed tek değil miydi? Kazanıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Bu değişmez bir kural, sünnetullahın bir gereğidir. Kaybedenler. Bugün Semud kaybedecek, dün Kabil kaybetti. Yarın da yine Allah'ı bilmeyenler kaybedecek. Allah'ın yanındakiler hep kazanacak. İstismar etmeden yolda yürüyenler, hakikatin içinde kendilerini feda edenler kazanacak. Bu hep böyledir, değişmez. Nihayet bayram günü bir araya geldiler. Cündü diye bir adam. Hazreti Salih'e dedi ki, Salih, Hazreti Salih Aleyhisselam söyle diyordu. Halk toplanmış, büyük bir kalabalık, bir bayram günü. Dedi ki Cündü, Salih sen peygamber misin? Hazreti Salih, evet Allah'ın peygamberiyim. O zaman şu kaya, yani Semud'un yaşadığı o Ahkâf bölgesinde bir kaya varmış. Koca bir kaya, ilginç bir kaya, yani kendine has bir kaya. Böyle yontulmamış acayip bir tepe, bir kaya. Halk ona Kasibe adı vermiş. Kasibe adı. Kayanın adı Kasibe. Şimdi senden bir mucize istiyoruz dediler. Hazreti Salih dedi, nedir mucize isteğini söyleyin. Eğer senin gücün bu kayayı ikiye bölüp içinden dişi bir deve çıkartabilirsen sana iman ederiz. Ne kadar garip bir istek değil mi? Bu kaya ikiye bölünecek, kayanın içinden dişi bir deve çıkacak. Çıkarsa şayet sana iman ederiz. Çıkmazsa sen yalancısın. Hazreti Salih çok vakur bir şekilde kayaya doğru yürüdü. Ellerini açtı. Erkekler ellerini açarken böyle açarlar. Kadınlar biraz daha yüzlerine yakın hisseder. Kadın yüreği daha incedir. Daha derin ve nazik ve nazenin dua eder böyle. Erkek biraz daha açar. Biraz daha bağırır sanki. Hazreti Salih Aleyhisselam hem elini böyle açtı hem yakınlaştırdı. Allah'tan mucize bekliyordu peygamber. Ya Rabbi peygamberine yardım et. Şu kavim hidayet bulsun diye ellerini açıyordu. Salih Aleyhisselam rahmet ve duaya el açıyordu. Semud kavmi koca göbekliydiler. Her birinin böyle göbeğinde 9 aylık çocuk gibi var gibi göbekliydiler. Göbeklerin üzerinde dönmeye başladılar. Gülüyorlardı, Salih Aleyhisselam'a alay ediyorlardı. Kaya bölünecek, kayadan deve çıkacak. Bir deve bir iğnenin deliğinden girer mi? Girmez. Kayadan da deve çıkmaz diyorlardı. Şöyle sürünüyorlardı. Sırt üstü gülüyorlar. Kahkahalar fırlatıyorlar. Semud kavminin, azgın kavmin ileri gelenleri. Salih'e bakın, kayadan deve çıkartacak. Hazreti Salih Aleyhisselam hiçbir şey duymuyordu. Ellerini açıyordu, ya Rab peygamberine yardım et. Birdenbire kaya koca bir gürültüyle sallandı. Birdenbire o koca Kasibe isimli kaya ikiye bölündü. Oradan doğurmak üzere olan bir dişi deve çıktı. Deve çıktı ve doğurmak üzereydi. Doğurgan bir deve tam doğururken çıktı. Bütün gözler fal taşı gibi açıldı. Allah peygamberine mucizeyi gösteriyordu. Nasıl Hazreti İsa ölüyü diriltiyorsa, nasıl Hazreti Musa denizi 12 parçaya ayırıyorsa, nasıl Hazreti Yusuf'un rüya tabirleri çıkıyorsa, nasıl Muhammed Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayı semada ikiye bölüyorsa, Hazreti Salih Aleyhisselam'a da Allah mucizeyi veriyor. İkiye ayrılıyor kaya, deve çıkıyordu. Selam Salih'e olsun. Selam o sadık peygambere olsun.
Allah'a itminanı tam olan o sadık peygambere binlerce selam olsun. İnananlar inandılar. Mesela mucize isteyen Cündü inananlardan biriydi. Ama ne yazık ki zayıflar inandılar Salih'e, az bir kişi. Dediler ki bu bir sihir dediler. Ötekiler inanmadılar. Hazreti Salih'e inanmadılar. İleri gelenler, düşmanlık yapanlar düşmanlık yapmaya devam ettiler. Hazreti Salih dedi ki şimdi imtihan edileceksiniz. İmtihanınız şudur dedi Hazreti Salih aleyhisselam. Ya kavmi hazihi nakatullah. Ey kavmim işte bu dişi deve. Lekum sizin için ayeten bir delil, bir mucize olarak inmiş. Fezaruha te'kul fi ardillah. Onu bırakın karışmayın Allah'ın yerinden. İstediği kadar iç yesin. Ve le temessuha bisu'in. Sakın ona kötülük yapmayınız deveye. Feyakhuzukum azabun elim. Feyakhuzukum azabun elim. Şayet eğer bunu yapacak olursanız sizi elim, çetin bir azap yakalayacaktır. Sakın yapmayın diyordu. Peki ne diyordu Salih? Şöyle diyordu. Bu deve ve yavrusu bir gün su içecek. O gün kimse su içmeyecek. Sadece deve içecek. Akşamleyin siz devenin sütünü içersiniz. Ertesi gün siz içeceksiniz, deve içmeyecek. İkinci gün, üçüncü gün yine deve içecek, siz sütünü içeceksiniz. Dördüncü gün yine siz içeceksiniz. Bir gün su sizin, bir gün su devenin. Devenin içtiği gün süt sizin. Eğer bunu yapmazsanız azaba uğrayacaksınız. Dediler ki olabilir. Ama deve yerdeki her şeyi bitiriyor. Suya doğru gittiğinde su kendi kendine yükseliyor. Yani kuyu kendi kendine yükseliyor. Deve bütün kuyudaki suyu içiyor. Bir damla su kalmıyor. Akşamleyin devenin o memelerinden sular, göğsünden sular, daha doğrusu süt böyle kaynak gibi akıyor. Herkes içiyor. Herkes doyuyor. Ertesi gün insanlar su kullanıyor. Deve içmiyor. Üçüncü gün deve yine su içiyor. Yemekleri tüketiyor. Bir deve ama hortum gibi her şeyi alıp götüren bir deve. İmtihan devesi. Nihayet dayandılar. Suyu bitiren, yemekleri tüketen bu deveye sabredemediler. Nihayet bir araya geldiler. Bu işin yolu yok, sonu yok. Deveyi mi vuralım, Salih'i mi dediler. Dediler ki Salih'i öldürelim. Hazreti Salih aleyhisselamın oturduğu bir mescid vardı. Mescid-i Salih diye meşhur. Salih'in mescidi diye. Salih aleyhisselamın mescidi diye meşhur bir mescid var. Hazreti Salih aleyhisselam o mescitte ibadet eder, sabahleyin kavmini çıkardı. 9 kişilik mafya, 9 kişilik çete Hazreti Salih'e bir tuzak kurdular. Hazreti Salih aleyhisselam çıkınca mescidinden kavmine gitmek için ellerindeki bıçaklarla Hazreti Salih'e saldırdılar. Salih aleyhisselamı çembere aldılar. Salih aleyhisselam tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Salih'in öldürüleceğini görünce Rabbim bunların tuzaklarını görünce ki biliyordu Yüce Allah tuzaklarını, melekler gönderdi. Melekler ellerindeki taşlarla bu 9 kişilik ekibi kovaladılar. Kafalarına inen büyük taşlar, sağdan soldan nereden geldiği belli olmayan taşlar bunların kafalarına çarpıyor. Bunlar savruluyor, kaçıyorlardı. Nihayet Salih Aleyhisselam'a tuzak kuranlar korkunç bir tuzağa düştüler ve kaçtılar. Salih Aleyhisselam çok rahat bir şekilde kavmine gitti. Dediler ki bu iş böyle olmaz. Salih'i öldürmedik, devesini öldüreceğiz dediler. Halbuki Hazreti Salih diyordu ki sakın deveye dokunmayın. Piminiz çekilir deveye dokunursanız. Eğer onun Allah'ın gönderdiği deveye dokunursanız azap iner, kimse engel olamaz o azaba. Hazreti Salih apaçık bir şekilde ikaz ediyor ve ilan ediyordu. Ama Kur'an söyleyecek fe'akaruha. Söyleyecek Kur'an-ı Kerim sonra. Ne yaptılar onlar biliyor musunuz?
Evet, Hud suresinin ayetlerine bakalım. 65. ayet. فَاَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Öyle diyordu Hazreti Salih aleyhisselam. Hazreti Salih'in devesine ok attılar. Oklar Salih'in devesinin boynuna değdi. Salih'in devesi, Hazreti Salih peygamberin devesi yere düştü. Gittiler boynunu kestiler, etini yediler, parçaladılar. Derken onu kestiler. Hud suresi 65. Dedi ki Salih, yurdunuza 3 gün daha yaşayın. Hazreti Salih şöyle dedi. Kur'an şöyle diyor. Fa'akaruha. O deveyi boğazladılar. Fekale temettu fi darikum. Akar kelimesini kullanıyor. Zebah demiyor. Çünkü zebih boyundan, devenin kesimi ise çok daha farklıdır. Bundan dolayı akaruha, deve ayakta vurulur, ayakta düşürülür. Bundan dolayı Kur'an devenin boğazlanmasıyla koyunun boğazlanması için ayrı ifadeler kullanıyor. Fe akaruha, deveyi ayakta vurdular, boğazladılar. Fekale lehum, Hazreti Salih dedi ki temettu fi darikum selasete ayyamin. 3 günlük süreniz kaldı. Yiyin, dolaşın, gezinin, sürünün yer üzerinde. 3 günden sonra helak olacaksınız. Kimsesi kurtaramaz artık. 3 gün. Bazı ileri gelenler koşuyorlardı Hazreti Salih aleyhisselama. Bir çıkış yolu var mı ey Salih peygamber? Bir çıkış yolu var mı acaba? Bu ayak takımının cinayetinden dolayı etuhlikuna bima faale sufahu minna, içimizdeki sefihler yüzünden bizi helak eder misin ey Salih? Bir yol. Hazreti Salih diyordu, tek bir yol var. Kurtuluşunuz için, azabın durması için tek bir yol var. Gidin bu devenin yavrusunu bulun, o su içsin. Eğer devenin yavrusunu bulursanız belki Allah'a yalvarırız, azabı kaldırır. Yok, devenin yavrusunu bulamazsanız azabı kimse engelleyemez. Benim dualarım dahi engelleyemez. Gidin, Salih'in yapacağı bir şey yok. Koşuyorlardı devenin yavrusunu bulmak için. Tam koştuklarında bakıyorlardı ki o tepe, hani o bir dağ vardı ya, hani bir taş vardı ya, kaya. Salih'in devesinin çıktığı kaya. Kaya ikiye açılıyordu. Devenin yavrusu kayanın içine giriyordu, kaya kapanıyordu. Subhanallah. Kaya verdiğini geri istiyordu. Salih'in devesi kayanın içine giriyordu. Salih aleyhisselam devesinin yavrusu kayanın içine giriyordu ve kaya kapanıyordu. Hiçbir şey kalmıyordu. İbret ve hayret içinde ya Salih diyorlardı. Hazreti Salih diyordu ki aranızdaki vaat sona ermiştir. Kimsenin yapacağı bir şey yok. Tövbenizin de faydası yok artık. 3 gün diyordu. Peki ne yapacağız diyordu. Ne olacak dediklerinde Hazreti Salih aleyhisselam şöyle diyordu. 1. gün diyordu Hazreti Salih. Yüzünüz sararacak. Sapsarı olacak. 2. gün yüzünüz kıpkırmızı olacak. 3. gün yüzünüz katran gibi simsiyah olacak. O simsiyah hale geldiğinde azap inecek size, kimse engel olamayacak. Akşamleyin korku içinde birbirlerine bakıyorlardı. Yarın Salih'in dediği çıkacak mı acaba? Temettu selasete eyyam diyordu. 3 gün gezinin ve yiyin, yiyebildiğiniz kadar. Şişin, şişebildiğiniz kadar. Yiyebildiğiniz kadar yiyin ve şişin. O iğrenç midelerinizi doldurun. 3 gün sonra yaşam yok. Çünkü siz peygamberin vaadini sona erdirdiniz. Çünkü siz peygamberleri çiğnemek istediniz. Çiğneneceksiniz. Hazreti Muhammed'in gelmesinden sonra, aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allah bütün günahlara rağmen hiçbir kavmi böyle helak etmeyecek. Helak olacaksınız. 1. gündü. Sabahleyin herkesin yüzü sapsarıydı. Hazreti Salih'in yanındakiler hariç herkesin yüzü sapsarıydı. Birbirlerine bakıyorlardı. Sen sarısın, sen de sarısın baba. Kızım sararmışsın, ana sen de sararmışsın.
sokağa çıkıyorlardı. O koca gövdeler sapsarı hale gelmiş. Sarı, sararmış bayağı. Korkuyla bekleşiyorlardı. İkinci gün olduğunda sabahleyin bütün yüzler kıpkırmızıydı. Kan kırmızısı halindeydi. Felemma caa emruna necceyna salihan vellezina amenu ma'hu bi rahmetin minna ve min khizyi yawmizin inna rabbaka huvel kaviyul aziz diyordu. Nihayet vaadimiz gelince salihi çektik ve aldık diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Dünyanın bütün çirkinliklerinden onu kurtardık. 66. ayette bunu anlatıyor. İkinci gün sararınca Hazreti Salih dedi ki ona iman edenlere, yüzü kırmızılaşmayanlara beraberce burayı terk ediyoruz, çıkıyoruz. Şam tarafına doğru gitti Hazreti Salih. Üçüncü gün olunca sevgili dostlar, bütün yüzler kapkara oldu. Simsiyah, katran gibi yüzler. Yüzleri görünmüyordu karanlıktan. Ne yaptılar biliyor musunuz Salih'in kavmi? Söyleyeyim. Herkes evinden kefen çıkardı. Birbirlerini kefenlere sarıyorlardı. Evlat babasını kefenliyordu, ana evladını kefenliyordu. Hala dayısını, dayı halasını kefenliyordu. Kefenlere sarıyorlardı, çukur kazıyorlardı, kokular sürüyorlardı ve çukurlara uzanıyorlardı. Beraberce çukurlara giriyorlardı. Müthiş bir hadiseydi. Ölümü bekliyorlardı, ölümü, gelecek olan azabı bekliyorlardı. Hepsi. Sonra Kur'an diyor ki ve ahazellezine zalemu es-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ke'en lem yagnav fiha ala inne semuden keferu rabbahum ala bu'den li semud. Kur'an ayetleri bin ton gibi iniyordu. Kur'an öyle diyor. Birdenbire öyle bir ses geldi ki dördüncü gün veya akşamı üçüncü günün gecesi öyle bir ses, öyle bir uğultu, sesle yok edildiler. Dikkat ediniz, depremle değil, rüzgarla değil, sesle. Herkesin beyni kafasını kırdı ve çıktı. Herkesin kalbi yüreklerinden fırladı. Nasıl bir tazyikse vücuda bir tazyik geldi, o tazyikle bütün vücut iflas etti. Hepsi paramparça oldular. Yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Ne semut kaldı, ne güç, ne kudret, ne kuvvet, ne saltanat, ne iktidar, ne de hiçbir şey. La yemut olan, kudreti sonsuz olan Allah tümünü helak etti ve bıraktı. Ela bu'delli semud, yazık oldu semuda. Onlar rahmeten uzak kaldılar, helak olup gittiler. Allah'ım bizi semudun halinden ve akıbetinden muhafaza eyle. Devam edeceğiz. Biraz sonra sevgili Yüksel Aytuğ kardeşim, gazeteci yazar, beraber olacak. Soruları bugün o soracak bana. Hem Hazreti Salih Aleyhisselam devesi olayına devam edeceğim. Hem de sorularımızı Mustafa hocamızın ilahisiyle. Çok kısa bir aradan sonra ATV'deyiz bu gece. Dosta doğru da yolumuza, dosta doğru devam ediyoruz. İnşallah efendim. Kişinin mübarek gününde oruç tutmayan bir Yezid. Umre yapmış. Merak ettiğim bir soru var. Kızı Almanya'nın Zoringen şehrinde. Girmek abdesti bozar mı? Kanser hastalığı. Düğün zamanı hani kıyılması lazım. Ve oruç tutmayan bir Yezid. Mektup mu yazılıyormuş? Her ne olursa olsun okunur mu? Ne isim koymalıyız? Bir iki hafta sonra okutabilir miyim? Kanser hastalığı. Mevlam'ın en güzel selamıyla sevgili Yüksel Aytuğ kardeşim burada misafirimiz, şereflendirdiler bizi. Konuşacağız ama Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesinde eksik kalan kısa bir hadise, bir anekdot illaki söylenmesi lazım. Helak olan bir kavim Arabistan Yarımadası'nın yakınlarında yıllar sonra. Yıllar sonra son peygamber gelir. Son elçi, son nur yeryüzüne iner. Son kitap, Kur'an.
İşte o dinin peygamberi, son dinin peygamberi Tebük'e gitmektedir. Tebük Medine'ye 700 kilometre. Hatta 745 kilometre Allah Resulü hayatındaki en zor yolculuklardan birine çıkar. Tebük seferinde savaş olmaz, bir gövde gösterisidir o. Hristiyanlara karşı, Medine yürümek isteyen Hristiyanlara karşı peygamberin sahabesiyle bir gövde gösterisi. Biz gerekirse 700 kilometre yürürüz anlamındaki bir yürüyüştü bu. Tebük seferinde ordu dönüyor. Çok ilginç bir olay olur. Hazreti Peygamber geçerken, giderken daha doğrusu bir vadide konakladılar. Akşamdır, çadırlar kuruldu, yemekler hazırlandı, kuyulardan sular çekildi, hamurlar yoğruldu, yemekler pişirildi yenmek üzere. Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ı yemeğe davet edecekler. Hazreti Peygamber birdenbire ayağa kalktı. Bütün yemekleri dökün dedi. Bütün hamurları dökün. Bütün topladığınız suları yere dökün ve çadırları sökün. İlk kez Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir hadiseyle karşılaşıyorlardı. Bütün çadırları dökün, yola çıkıyoruz diyordu. Sahabe-i kiram birbirlerine bakıyorlar. Allah Nebisi'nin bu tavrının sebebi neydi acaba? Belli ki Resulullah yeni bir haber almış, yeni bir talimat almıştı. Ayağa kalkıyordu Peygamberimiz, devesinin yularını çekiyor ve hareketlendiriyordu. Sanki bir an önce orayı terk etmek isteyen bir görüntü çiziyordu Resulullah. Toplayın, dökün hamurları, yemekleri, hiç kimse yemeyecek, suyu içmeyecek, yürüyoruz. Sahabe-i kiram hayret içinde, ya Resulallah ne oldu diyorlardı. Burası Semud'un helak olduğu yer diyordu. Salih Aleyhisselam'ın kavminin helak olduğu yerdir. Burada geceleyemeyiz, o kuyulardan su içemeyiz diyordu. Sonra yürüyordu, şurada bir kuyu olacak, gidin o kuyuyu bulun. Hakikaten sahabe gidiyor, dağların eteğindeki o kuyu buluyorlardı. Bu Salih'in devesinin su aldığı kuyudur diyordu. Oradan su içebilirsiniz, oradan su alabilirsiniz diyorlardı. Ve oradan su alıyorlardı sahabe. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hızlı bir şekilde oradan, o vadiden ayrılıyordu. Helak olan milletlerin bulunduğu vadilerde gecelemeyin. Oradan çıkarken arkanıza dönüp bakmayın diyordu. Bir genel prensip olarak Hazreti Peygamber sarsıyordu. Yıllar sonra Salih Peygamber'in kavminin helaki hadisesi son peygamberi sarsıyordu ve oradan çıkıyordu. Sahabe-i kiram diyor ki, Resulullah'a baktık. Allah Nebisi devenin üzerinde orayı terk ederken başını eğmiş ve ağlıyordu. Helak olan bir ümmetin helak oluşuna, bir sesle nasıl yok edilişlerine Allah'ın peygamberi gözyaşı döküyordu. Ve sahabe de onunla beraber gözyaşı döküyorlardı. Bir ibretamiz hadise, tarihten bir manzara, Kur'an'ın aktardığı bir manzara. Eğer ibret alacak olanlar varsa, ibret alabilmek için 1000 dersten daha öte bir ders. Ama anlamayacak olanlar için Kur'an da konuşsa, peygamber de inse, o inanmamaya devam edecekler. Allah'ım şu münacatı yapalım mı? Hazreti Mevlana'nın dediği gibi Salih'in devesini anlatırken, Salih yüreklere dokunmayın, suyu paylaşmayı bilin, Allah'ın suyuna karışmayın, suyu aşmayın derken. Aslında çok uzun dersler veriyordu ama biz şunu söyleyelim. Ya Rabbi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'un imtihanından bizi geçirme ya Rabbi. Ya Rabbi, Salih Aleyhisselam'ın yolundan gidenler gibi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenler gibi, zamanında Hazreti İsa'nın yolundan gidenler gibi, zamanında Hazreti Musa'nın yolundan gidenler gibi sadık müminleri bizimle beraber aynı yerde mahşede bir araya getir ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızdan dolayı bizi helak etme. Günahlarımızdan dolayı çocuklarımızı sorumlu tutma. Kurbanın olayım. Çocuklara karşı işlenen günahlardan dolayı, kadınlara karşı işlenen günahlardan dolayı, ufacık zavallı derdini anlatamayan masum hayvanlara işlenen günahlardan dolayı kurbanın olayım. Ahiret aleminde bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Evet, bütün bu dualara hep beraber amin diyoruz ve sevgili konuğuma efendim şeref verdiniz, hoş geldiniz. O şeref bana ait hocam. Önce üzerimdeki selamı devredeyim okurlarımdan. Programımızla ilgili her zaman hep takdir cümleleri geliyor.
Onlar sevgilerini hürmetlerini ilettiler her şeyden önce. Benim için de bu neredeyse yılda bir kez tekrarlanan ve benim gerçekten de ruhen arınmama, sizinle beraber aynı havayı solumama vesile olan bir şeref. Onun için size teşekkürlerimi, samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Alimlerimiz var, akademisyenlerimiz var, din bilginlerimiz var. Hepsi zaman zaman televizyonlarda bizleri aydınlatıyorlar, bilgilerinden bizleri nasiplendiriyorlar. Ama bilgi sahibi olmak sadece yeterli olmuyor bu konularda. Hele hele bu dijital çağda, bu internet döneminde, televizyonun neredeyse hayatımıza egemen olduğu şu çağda bir de işi sunma sanatı var ki o sanat da size ait. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Yüksel Aytuğla ta daha önceki yıllarımızda, star yıllarında evet. Efendim her zaman gönülle beraber olmuşuz. Sevdiğimiz, son derece hakikaten sevdiğimiz, çok makul, ölçülü, dengeli ve kritik yaparken hakikaten söylenmesi gereken, dokunması gereken noktalara da dizileri falan da incelerken çok çok dokunan bir kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir gazeteci kardeşimiz. Bu gece onurlandırdı. Bugün ne, bu gece ne yapacağız Yüksel Bey'le? Efendim birkaç konumuz var. O konularda soruları, mail ve Twitter'dan gelen soruları, onun dışında Yüksel Bey'in kendisini sormak istediği soruları Yüksel Bey bana soracak, bize cevaplandıracağız. Estağfurullah. Vaktimiz... Bu benim için de çok özel bir röportaj fırsatı oldu aslında. Biraz da gazetecilik yapmak üzere buradayım. Evet, onun için de mutluyum. Bir de aynı zamanda Nihat İboğlu'ndan Twitter'dan da eğer bakma imkanımız olursa inşallah bakmaya gayret edeceğiz diyorum. Ve ne yapalım? Hocam iki tane temel konumuz var. Tamamdır. İki temel konumuz var. Biri namaz. Namaz. Diğeri de erkeklerin dinimiz çerçevesinde kadınlara olan davranışlarını belirleyen kuralları biraz burada herhalde açıklamaya çalışacağız. İkisi de birbirinden önemli. Hangisinden başlayacağımıza siz karar verin. Şimdi işin kötüsü bundan sonra seyirciler sürekli Yüksel Bey olsun diyebilirler. Estağfurullah. Ne haddimize. Estağfurullah. Dilerseniz namazdan mı başlayalım? Kadınlardan mı başlayalım? Namazdan başlayalım. Siz sorun isterseniz. Şimdi ben cevaplandırmaya hocam, gayret isterseniz, edeyim. İsterseniz temel bir giriş oluşturması evet. açısından namazın gayesi nedir? Dinimiz içindeki yeri nedir? Neden namaz kılınır? İsterseniz bununla başlayalım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Namaz diğer ümmetlere farz kılındığı gibi bize de farz kılınmış Yüce Allah tarafından. Yüce Allah'a aslında namaz Yüce Allah'la bir konuşmadır. Durulmadır, bir dirilme, bir kendi kendine gelebilme. Günün beş vaktinde dünyaya hani dalıyoruz ya, geceleri de çok rahatlığa dalıyoruz ya. Gecenin en uç noktalarında yani yatsı ve sabah namazlarında ve günün en etkili ticaretin, ekonominin vesaire her şeyin çok hareketli olduğu noktada kişinin bir an o eşyanın, sermayenin o ablukasından kendini sıyırıp camiye gitmesi veya mekanında kendi yerinde Allah'ım evet ticaret yapıyorum, satıyorum, alıyorum ama kirlenmiş de olabilirim, kurbanın olayım beni affet diye önce güzel bir abdestle kendini temizlemesi sonra Yüce Allah'ın huzuruna çıkarıp günlük tevbe demektir aslında namaz. Günlük tövbe ve günlük sohbettir Yüce Allah'la evet. konuşup derdini Yüce Allah'a anlatmaktır. Biraz da galiba insanın kendi hayatına dair muhasebe yapma fırsatı. Fırsatıdır. Biraz bir imtihan, bir arınma aynı zamanda bir tevekkül unsuru da oluyor anladığım kadarıyla. Peki merak ettiğim çok önemli bir husus var. Diyelim ki kafanızda bir önemli problem var. İşleriniz yolunda gitmiyor ya da efendim eşinizle bir anlaşmazlığınız var ya da bir başka nedenden dolayı zihniniz çok meşgul. Kendinizi o anda namaza veremediğinizi hissediyorsunuz. Konsantre olamıyorsunuz günlük deyimle. Evet. Bu bunun bir günahı var mıdır? Böyle kılınan bir namaz geçerli olur mu Allah katında? Güzel. Önemli olan yani fiziksel eksiklikler değil. Manevi eksikliklerin olmaması önemlidir. Fiziksel eksiklikler olabilir. Çünkü namaz mesela İstaînû bis-sabri ve salât diye bir ayet var. Namazla ve sabırla Allah'tan yardım dileğiniz en çıkmaz olduğunuz anlarda. İkincisi namaz inne salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Namaz açık ve küçük, büyük, açık ve gizli, küçük ve büyük bütün günahlardan alıkoymalıdır. Namazın gayesi günahlardan kişiyi alıkoymak, daha ihlaslı hale getirmek, kendine güvenini, özgüvenini artırmak, Allah'a olan bağlılığını yeniden
kendi kendine ifade etmesi, fısıldaması. Ben Allah'la beraberim, Allah benimle beraber ama kendini aldatmadan. Bir taraftan haram yiyor, bir taraftan hukuk çiğniyor, bir taraftan kul hakkını yiyor. Tam şimdi onu soracaktım hocam. Yani sadece beş vakit kıldığı namaza güvenerek kendinde günah işleme hakkını görmesi o namazları geçersiz kılar değil mi? Tabii hocam? Namazı anlamadığını göstermiş olur. Fizik olarak belki namazı kılmıştır ama o manevi hazdan namazı eksiktir. Onun için Hazreti Peygamber yani delikodu eden boşuna aç kalmasın diyor. Kişilerin gıybetini yapan boşuna oruç tutup aç kalmasın. Evet. Efendim hak hukuk yiyen boşuna sabahları kalkıp da uykusuz kalmasın. Yani geceleri namazı kılarak uykusuz kalmasın. Çünkü o orucunda veya ibadetinde hiçbir haz yoktur. Yani önemli olan kulun hakikaten ibadetinde Yüce Allah'ın razı olacağı ve Yüce Allah'ın kabul edeceği bir ibadet yapmasıdır. Devam edelim mi? Namaz vakitleri neye göre belirlenmiştir? Günün belirli zaman dilimlerine göre olduğunu biliyoruz. Evet. Ama mesela sabah namazı 4 rekat, yatsı 10+3. Neden böyle? Neden bu farklılık oluşturulmuş? Evet. İnsanların çalışma ritimlerine göre mi belirlenmiş? Tahmin ediyorum İslam dini aslında yaşanması en kolay, en rahat, insana en elverişli dinlerden biri. İnsanın aslında hayatını zorlaştıran değil, tam tersi kolaylaştıran, o dini bütün gerçekliğiyle yaşamasına vesile olan bir din. Ondan mı hocam? Doğrudur. Teşekkür ederim. O soru da son derece güzel. Şimdi namazlarda, ibadetlerde sayı, rakam, taabbüdi diyoruz. Taabbüdi ne demektir? Yani Allah tarafından nasıl konulmuşsa o şekilde o rakamların aynı şekilde kabul edilip, mesela Ramazan bir aydır, iki ayı yapmamıştır Yüce Allah. Veya işte namaz günde beş vakittir, altı vakit veya dört değil. Tahdidlidir yani. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim bahseder, Hazreti Peygamber hadislerinde onları belirler. Mesela günü beşe ayırıyor Hazreti Peygamber, Allah'tan almış olduğu emirle. O gün saat yoktu, o gün işte bugün gibi takvim yoktu. Peygamberimiz buyuruyor ki, işte güneş doğduğu andan itibaren sabah namazının vakti biter. Öğleleyin güneş tam ortada ya, saat 12. O anda hiçbir namaz kılınmaz. Güneş biraz batıya doğru kayarsa, hafif bir kayarsa öğle namazının vakti girmiştir. Herhangi bir çubuğun güneşte gölgesi iki misline, iki katına ulaşırsa ikindi vakti girmiştir. Güneş batmaya yüz tuttu, kayboldu. Böyle bir kırmızı ışık batı ufkunda belirdi. Akşam vakti girdi. Kırmızı ufuk tamamen kayboldu. Yatsı namazı girdi. Seher yani güneşin doğu tarafında hafif bir geniş ufku saran bir aydınlık oldu. Sabah namazının vakti girdi. Güneş çıkmaya başladı, sabah namazının vakti bitti. Yani Hazreti Peygamber güneşin hareketlerine göre o zaman namazı belirliyor. Arabistan'da sürekli güneş söz konusu ve insanlar ona göre belirliyorlar. Ama bugün artık buna çok gerek kalmıyor. Elimizdeki saatlerle, takvimler o saatleri belirliyorlar ve onlara göre biz namazımızı kılıyoruz. Peki rekatların azlığı ya da fazlalığı neyle ilintili? Bundaki amaç nedir? Çok güzel, o da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Rekatlerde ve özellikle bazı namazlarda açık veya gizli okunması önemli. Mesela akşam ve yatsı namazlarında ve sabah namazında hoca efendi camide açıktan okur. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Cemaat arkasında susar, hoca okur. Çünkü gecenin o sessizliğinde hocanın okunuşu kalplere dokunur. İnsanlar daha rahat dinleyebilirler. Ama gündüz o kalabalıkta mesela düşünün bir camiye, bir cami çarşının tam ortasında dışarıda gürültüler ve filan var. Orada herkes sessiz kendi kalbinden okumayı öngörüyor. Bu nedenle de Kur'an-ı Kerim orada yani namaz sureleri ve Fatiha içeriden okunuyor. Gizli okunuyor, dışarıdan okunmuyor. Hoca efendi okur, cemaat dinler veya hoca okur, cemaat okur. Şafii mezhebine göre değişebiliyor bunlar. Böylece günde beş defa Allah'la sohbet imkanı olmuş oluyor. Çünkü Yüksel Beyciğim, kulun Allah'a en yakın olduğu, kabulünün en çok yaygın olduğu an secde anıdır. Secde anında bütün perdeler aradan kalkar, kul söyler, Allah dinler ve Allah der ki söyle seni dinliyorum. İste kabul ediyorum, iste sana vereyim diyor. Kulun en yakın olduğu an ki Allah kula şah damarından daha yakındır.
ama o fiziksel anlamda ibadetlerin şahı sayılı namazda secdedir. Namazın da şahı diyelim, zirvesi, tepesi secde anıdır. Böylece o vakitleri mesela sabah namazı daha kısadır, iki rekattır. Şimdi gecenin mahmurluğu vardır. Sabahleyin kalkmış sıcak yatağınızdan, uzun tutmuyor, 16 rekat tutmuyor. Evet. Kısaca kıldırıyor, senin yine yatağına gönderiyor, istersen şayet. Geceleyin en son namaz, vitir namazı 3 rekattır. Tek tekli olarak bitir, Allah'ın birliğine işarettir. Tek rakam sürekli. Gündüz ise öğleyin biraz daha geniş tutmuş sünnetleri. İşte 2-4 öğle sünnet. Daha geniş, sabah daha dar. Daha dar, acaba akşam daha da dar. Hani hayatı kolaylaştırmak tabii dedik kolaylaştırıyor ya hocam. Aynı yani zamanda. İşte, kolaylaşıyor. Sabah mahmurluğunu düşünmüş insanların işe iki rekat yetersin mi? Demiş. Geç kalmalarını engellemeye evet. Çalışmış belki. Tabii. Aynı öyle bir de iki rekat demiş farzı için sünneti de iki rekat. Kısa evet. Tutmuş. Evet. Mesela akşam önce farzı kıl demiş. Niye biliyor musunuz? Akşamla yatsı arasındaki süre çok dar olduğu için aman ha aman kaçırma dercesine önce farzı kıl sonra dört iki rekata sünneti kıl. Ama yatsıda yay diyor. Evet. Çünkü sünnet var, vitir daha var. Daha geniş bir zaman. Zamanın bir de var. İnsanın kafasının daha dingin olduğu değil mi? Doğru. Allah'la daha baş başa kaldığı bir zaman dilimi bir galiba. Zaman dilimidir. O zaman diliminde bunu dolu dolu yaşama imkanı bulabilmektedir. Bu arada Allah'ın esmasından bugün okuyalım. Allah'ın yüce isimlerinden eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah. Bir ikisini bugün beraber paylaşalım. Ve namazla ilgili sorularımıza devam edelim. Bu arada hızlı bir şekilde şunu eğer müsaade ederseniz kaza namazlarına nasıl niyet edilir? Onu söyleyeyim. Çok sorulan bir soru. Evet. El-Mu'iz. Allah'ın Mu'iz ismi. Allah'ın 99 ismi var. Onlardan biri bu. Evet. İzzet veren, ağırlayan. Yani kişi neyi arzu ederse, hangi eksikliği varsa Allah'ın o isminden o eksikliği tamamlamaya çalışır. Evet. Kişi de diyelim ki bir şey biraz düşükse ya ey Mu'iz bana izzet ver, beni güçlendir yani. Fakirlikten kurtulmak için de okunur. El-Mu'iz ismini, Yüce Allah'ın bu ismini okuduğumuzda, çünkü her 99 her bir isim bizde olan bir eksikliği Allah'ta olan büyüklüğü gösteriyor. Biz o eksikliğimizi o ismi söyleyerek gidermeye çalışıyoruz. Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah'ım beni senin kazana razı kıl. Yani gelecek olan emirlere razı kıl. Ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek eyle. Çok güzel bir dua değil mi? Bu biraz insanın kendisini tanımasını da sağlamıyor mu hocam? Tabii. Kendinizdeki eksikliği bilirseniz tamamlarsınız. Aynen öyle. Ya da tamamlanmasına vesile olacak hareketleri yaparsınız. Onu ne güzel. Tamamlamış olur. Ne güzel. Onun için El-Mu'iz isminin öyle bir özelliği vardır. Evet peki. Kaza namazını kısaca ele alalım. Da buna mutlaka değineceksinizdir. Namazları sürekli kaza etmek bir alışkanlığa dönüşürse şayet kötü müdür? Tabii namazın en büyük özelliği eda. Eda zamanında kılınan namaz demektir. Şimdi şöyle bir hata var. Yanlış bir anlama, onu düzeltelim. Öğle ezan okundu. Hemen o anda kılmalı mıyım? İkindiye kadar kılabilirsin. 3 saatlik bir süre var diyelim. Geniş bir süre. İkindi okundu, akşama kadar kılabilirsin. Çok geciktirmemek üzere. Vaktinde kılınan namaza eda diyoruz. Eda edilmiş, yerine getirilmiş namaz demek. Ama eğer namaz vaktinde kılamadım, bugün daldım, öğle namazı gitti, ikindi ezanı okundu. Eyvah! Hazreti Peygamber diyor, bir Müslümanın bir namazı kılmaması, onun bütün malını, mülkünü terk etmesi gibidir diyor. Bu kadar ağırdır yani diyor. Kılması lazım. Ama kılamadık diyelim. Hazreti Peygamber zamanında kaza bu şekilde yok aslında. Yani kasten namazı terk eden yoktu çünkü. Tabii. Herkes kılıyordu. Akla bile gelmeyecek. Akla bile gelmiyordu. Şey. Aynen böyle. Evet. Ama uykuda kalıyordu. Ama unutuyordu. Ama bayılıyordu. Namazı o anda kılmamış olabilir. Hazreti Peygamber bu gibi insanlar uyandıklarında mutlaka namazlarını kılsınlar diyor. Ne yapacağız? İşte zamanda kılınan namazın kıymeti daha büyük. Kazaya kalınan namaz her ne kadar yarayı sarıyorsa da, bir yara var, yarayı sarıyorsa da, neticede yara var orada. Evet. Yaranın iyileşmesi beklemek lazım. Buna benziyor aynı çok bu. Çok güzel izah ettiniz. Onun için kaza kılarken farzları kaza kılacak. Allah'ım bugün kılamadım öğle namazının kazasını kılıyorum. Beni affet kabul et. Bugün kılamadım sabah namazını. Evet.
Orada bir affa sığınmak da var. Kabul edilmesini dilemek de var, evet. Değil mi hocam? Bir de mesela diyelim ki siz bana dediniz ki ben hocam 5 gün kılamadım sabah namazını. Bazen biz de kılamıyoruz, kalkamadığımız oluyor. Onları nasıl kaza edeceğim? Günü tarihini mi söyleyeceğim? Hayır. Allah'ım ilk kılamadığım veya son kılamadığım. Hani bir tesbih gibi düşünüyoruz. Kılamadığım namazları. Tesbihin ilk boncuğu veya son boncuğu. Önemli olan boncuğun azalması. Yani ilkten veya baştan veya sondan almanız önemli değil. Evet. Boncuğu azaltmaya çalışacağız yavaş yavaş. Onun için ya Rabbi kılamadığım ilk sabah namazımı veya kılamadığım son sabah namazımı kabul et dersek kaza namazlarını böylece eritmeye gayret edeceğiz. Anlaşıldı hocam. Peki çok sık sorulan sorulardan biridir. Namazı neler bozar hocam? Çok mesela güzel. Hani önünden geçen biri namazın bozulmasına sebebiyet verir mi? Evet, son derece güzel bir soru. Hazreti Peygamber bazı şeyleri sayıyor namazı bozar diye. Ama mesela hatta şöyle bir hadis var. Peygamberimiz buyuruyor ki namazın kılanın önünden geçildiğinde geçenin ne kadar günah kazandığını bilseydiniz bütün bir ömür orada beklerdiniz, geçmezdiniz. O kadar önemli. Niye? Çünkü namazın maneviyatını bozuyor. Kişiyi o anda etkiliyorsunuz. Son derece tehlikeli. Şimdi konuşmak namazı bozar. Namazda konuşuyorsunuz, dünyevi şeyler konuşuyorsunuz. Namazı bozuyor. Kendiniz içecek kadar gülerseniz namaz bozuluyor. Başkası içecek kadar gülerseniz namaz da abdeste gidiyor. İkisine gidiyor. Çünkü siz usule uygun hareket etmediniz. Bir farzı terk edersin. Mesela ruku farzdır. Eğilme. Secdeden önce. Unutun. Hurra. Secdeye vardınız. Varmadan kalkıp dönersen rukuğa problem yok. Ama varırsanız. Ama eğer kaybettiysen onu namaz bozulmuş. Yani onu yanılma secdesiyle düzeltemezsiniz. Son derece önemli bir eksikliktir. Diyelim ki yüksek sesle ağlamayı ama dünyevi işlerden dolayı. Yani paranın kaybolduğunu, bankan battı, paran kayboldu. Eyvah eyvah diye aklına geldi. Giden paralardan dolayı ağlamaya başladın. Ama kendinizi o atmosfere kaptırmışsınız. Gözyaşları içinde kılıyorsunuz. O Allah için yapılan bir şey. Son derece makbul bir namazdır. Çünkü Hazreti Ayşe diyor Resulullah'ı gördüm vefatından önce namaz kılıyordu. Ayakları şişecek kadar namaz kılıyordu. Ve namazdayken göğsünün bir körük gibi gelip gittiğini ve gözyaşı döktüğünü biliyorum diyor. Gördüm diyor. Ya Allah'ın Resulü namazda ağlamışsa biz de ağlayalım yani. Bu bir eksiklik değil, tam aksine. Belki kabule, tamamlayan bir şey. Tamamlayan bir unsurdur. Evet. Özürsüz öksürmek demişler, bu tartışılabilir bir şey. Yani orada namazda olmadığınız hissini veren bir tarz, bir tavır namazı bozar. Yoksa dedim. Yani sağlık sorunundan kaynaklanıyorsa ondan veya. Ondan dolayı bir sıkıntı söz konusu peki, değil. Peki kendi konumu ilgilendirdiği için merak ediyorum. Evde kılınırken televizyonun o odada açık olması ya da radyonun sesinin duyulması sakatlar mı ya da geçersiz kılar? Namazı bozmaz. Namaza zarar vermez ama şu yanlış. Ben namaza geçeceğim. Haberi de kaçırmayayım. Göz ucuyla veya haberlerin sesini yükselteyim. Bir taraftan ajansı dileyeyim 13 haberlerini. Diğer taraftan namazı kılayım. İşte o hani benim sorduğum soruya geliyor değil mi? Kafanızda bir şey varsa konsantre olamıyorsanız o namaz geçerli olur mu? Böyle olunca geçerli olmuyor. Kıymetini yitiriyor. Yani. Kıymetini yitiriyor. Yani namazdır netice itibariyle. Yani namaz için kabul değil diyemiyoruz. Çünkü netice itibariyle o fiiller olmuştur. Eğilme, secde, ruku olmuş. Ama namaz manevi değerini yitirmiş olur. Namaz makbuldür. Bir de amel-i kesir diye bir şey var. Sevgili Yüksel Beyciğim. Amel-i kesir nedir? Mesela adam namaza durdu ayakta. Şöyle bir düzelteyim dedi bakın. Aynaya baktı filan bu şekilde. Ceketini düzeltti. Sonra ceketine baktı. Pantolonu düzeltti. Gömleğini düzeltti. Buradaki mendilimi çıkardı. Benim çıkardığım gibi. Bu adam ne yapıyor? Namaz mı kılıyor? Şeye mi? Podyuma mı çıkmış? Hissi veren bir görüntü namazı bozar. Evet. Buna da çok amel demişler. Üç ve fazlası demişler bir rükünde. Yani ayaktayken üç ve fazlası. Eğildiğinde üç ve fazlası. Fakat bu tartışılabilir bir mesele. Çünkü Malikilere göre, yani Maliki mezhebine göre, dört mezhepten, önemli mezhepten biri, amel-i kesir namazı bozmuyor. Onun için mesela hacca gidenler şunu görürler. Kadınlar namaz kılarken çocuğunu alıyor, emziriyor. Ayaktayken. Bizim hacı diyor ki bunlar namazı bilmiyorlar diyor. Bizim hacı Hanefi mezhebine göre düşünüyor. Tabii.
hacı kardeşimiz. Kendine göre haklı. O farklılıklar olmasa mezhepler de olmaz. Mezhepler olmaz. O genişlik olmaz. Çünkü din elastiki değil, son derece şey, elastiki, kazuistik değil, sert değildir. İslam dini son derece her ortama uyulabilir, hüküm çıkarılabilir. Müthiş bir mutlaka. Hafızaya, evet. Hocam merak ettiğim bir şey var. Öyle bir ortamdasınız ki kıbleyi doğru tespit edemiyorsunuz. Evet. Ya da zifiri karanlık bir ortamdasınız. Evet. Yönünüzü bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yani bazı şeyler var. Öncelikle sormak lazım orada. Yani mutlaka bir insan varsa sormak lazım. Mesela biz yurt dışına çıktığımızda otellerde soruyoruz. Ya kıblename vardır, onlara göre bulmaya çalışıyoruz. Onu bulamazsak birine soruyoruz. Onu bulamazsak genellikle güneşin doğduğu tarafı sol tarafımıza almak suretiyle oraya doğru yönelebiliriz. Bunlar kıbleyi bulmakta birçok yöntem var. O yöntemlerden biri işte karınca yuvaları veyahut da efendim yosunların olduğu bölgeden hareketle kıbleyi bulma ihtimali var. Ama hepsi ihtimali olan şeylerdir. Netice itibariyle eğer kıbleyi tam bulamazsak fe inema tuvellu fesemme veçullah. Nereye dönerseniz dönünüz Allah'ın yönü orasıdır. Yani dinde hakikaten genişlik vardır, kolaylık vardır. Evet. Bilemezsek şayet. Bir arkadaşımız geçen ilginç bir şey söyledi. Bir tesbihi tutun diyor. Tesbihi çeviriniz. Tesbih durduktan sonra girip geldiği nokta kıble istikameti olmuş oluyor. Çok kez denedik. Hakikaten öyle çıkıyor. Öyle çıkıyor. Çok bu bir tabi yanıltıcı da olabilir. Ama tahmini kıbleye doğru döneceğiz. Döndüğümüz yer Allah'ın kabul ettiği yerdir inşallah. Cenab-ı Allah sorumlu tutmaz bundan dolayı. Bir grup gazeteci yıllar önce Paris'e ziyarete gitmişler işle ilgili. Evet. Namazlarını eda edecekler. Cami bulamamışlar dışarıdalarda. Orada yakındaki bir kiliseye girip namaz kılmışlar. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi kilisede namaz kılınabilir, problem yok. Niye problem yok? Şundan dolayı kılınabilir, problem yok. Hazreti Ömer'e Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyan papaz diyor ki oranın Kudüs'teki bizim kilisemizde namaz kılın. Hazreti Ömer kılmıyor. O diyor ki papaz hani sizin dininize göre bütün yeryüzü mescit kılınmıştı. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Evet. Bütün yeryüzü bana mescit kılındı. Yani yeryüzünün her yerinde ben namaz kılabilirim. Problem yok. Yani ağıl gibi, ahır gibi. Temiz olmayan yerler hariç olmak üzere. Niye kılmıyorsunuz diyor. Hazreti Ömer'in cevabı şu. Şayet diyor ben burada namaz kılacak olursam sizin kilisenizde benden sonra gelecek olanlar Ömer burada namaz kıldı diye kilisenizi elinizden alırlar. Camiye çevirirler. Bu hoş korumacı, kollamacı aslında bir kolluyor, kolluyor tavır, onların değil mi? Dinini, yani. Onların ibadethanesini kolluyor, müdahale etmiyor. Bundan dolayı kılmadım diyor. Yoksa dinen benim kılmamda hiçbir engel söz konusu değil diyor. Orada önemli olan o ikonlar, işte o işaretler, hac ve benzeri şeylerin olmaması gerekir. Çünkü bu namazın maneviyatına zarar verir. Daha uygun bir yer varsa orada kılması daha uygun olur. Ama hiçbir imkan yoksa o ikonların, haçların, heykellerin bulunmadığı bir alan bulup kıbleye dönmek suretiyle pekala namazını kılabilir. Bir engel yok ama dikkat edecek. Kendi ibadetinin gereğini yapacak. Hocam duaları ezberlemek, bilmek önemli. Evet. Ama bana göre anlamlarını bilmek daha da önemli. Doğru diyorsunuz. Namaz kılarken eğer kişi bir sebepten dolayı ettiği duanın anlamını bilmiyorsa, gerçek anlamını kavrayamamışsa, sadece birbirini takip eden Arapça kelimelerden oluşan bir şey okuduğunu hissediyorsa kabul olmuyor. Namazı makbuldür çünkü namaz namazda Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Kur'an'dan. Kur'an nedir? Peygamberimiz döneminde inen kitaptır. Arapça harflerdir. O konuda da zaten önemli bir esneklik var değil mi tabii, hocam? Yani namaz tabii. Sırasında edilecek dualarla ilgili tabii. Bildiğinizi. Tabii. Şöyle yani Fatiha'yı okumak, yani kıraat farzdır, Fatiha'yı okumak vaciptir. Bu nedenle Fatiha'yı okuması gerekir kişinin. Ama diğer dualar, yani Fatiha'nın manasını da herkes biliyor. Tabii. Çünkü mesela İhlas Suresi'nin manasını herkes hemen biliyor artık. Namaz sureleri okuması yeterlidir kişinin. Bunları okuması yeterlidir. Diğer dualar ise ettehiyyatu, efendim Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Azim gibi dualar zikirlerdir ve sünnettir. Namazın farzı değildir. Yani namazı etkileyen bir şey değildir. Mesela rükudayken Subhan Rabbiyel Azim demediyseniz rükunuz geçerlidir.
Secdedeyken Sübhane Rabbiyel Ala demediyseniz geçerli. Secdeniz geçerlidir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Makyajlıyken, namaz elde kılmak, oje varken ya da dövme yapılmış durumdayken evet, namaz kılınabilir mi hocam? Evet, bu da çok sorulan sorulardan biri. Güzel, son derece gündemde olan ve güncel evet, olan sorular soruyorsunuz. Evet. Gayret ediyorum hocam. Evet. Bu arada bunların neredeyse %70'i 80'i benim gerçekten cevabını merak ettiğim ve en güvenilir kaynaktan yanıtını beklediğim sorular. Bugün bir gazeteci yazmıştı. Ben onun için hemen aklıma geldi. Keller öldürmek, kertenkele öldürmek sevap mıdır? Hayır. Hazreti Peygamber'in öldürülebilir dediği kertenkele zehirli olandır. Bir de keler türü şeyler vardır. Zehirli olabilen çölde onların öldürmesinin caiz olduğunu söylüyor. Yoksa Hazreti İbrahim'in işte ateşinde yok üfürdü de bundan dolayı öldürürüz gibi bir yaklaşma doğru değildir. Yani İslam'ın o temel prensipleriyle çelişmektedir diye ifade edeyim hemen. Makyaj konusuna gelirsek. Namaz, hani abdest aldıktan sonra kişi, bir kadın makyaj yapmışsa ve namaz kılmışsa namazı makbuldür. Namazı geçerlidir. Peki diyecekler ki şimdi hocam dudakları rujlu, tırnakları ojeli, abdest aldıktan sonra oje sürmüş ama veya gözlerinde sürme, yani Allah'ın huzuruna çıkıyor. Ya çıkmaması daha iyi böyle. Edeben, adaben. Daha böyle hani saygı gereği. Saygılı, ölçülü, daha böyle duru olması güzeldir. Ama namazın makbuliyetine biz bakarız. Namaz makbul mü? Evet. Tek şartla kullandığı makyaj ürünlerinde domuz katkısı varsa problem vardır. Çünkü domuz necis olduğu için onunla ilgili ürünleri işte yüze sürmek, ruj yapmak doğru değildir. O da abdeste, namaza engel değil, necaset üzerimizde, yani pis bir madde üzerimizde taşımış olduğumuzdan dolayı, tıpkı vücudumuzda, yani elbisemizde kan olursa veya çok özür dilerim idrar olursa, nasıl namaza engelse domuzdan bir şeyle katkı da o namaza engeldir. Ama necaset olduğundan dolayı, yoksa bizatihi makyajdan dolayı namaz akamete uğramaz, namaz geçerlidir. Evet. Bu bir. İki, çünkü niye geçerlidir? Geçerlidir çünkü namaza engel bir şey yok. Namazı bozan bir şey değildir. Çünkü yüz binlerce kadın çalışıyor ve bu kadınlar, ben biliyorum ki bu hanımefendiler, çalışan hanımefendilerin şu anda bizden izliyorlar. Çalışan binlerce kadınımız var ve hepsi iş yerlerinde namaz kılıyor. Evet. Şimdi biz nasıl diyeceğiz bu kadınlara namaz kılmayı? Yani şimdi beni dinleyenler, hocam de ki makyaj yapmasınlar diye ellerini sallayanları ben görür gibi oluyorum ekrana doğru. Hocam yapma etme. Hoca yapma etme, ama biz fetva verirken her şeyi düşünmek zorundayız. Yani bunu söylediğinizde yüz binlerce kadının namazını terk etmesine sebep olacaksınız. Çünkü makyajından vazgeçmeyecek. İşinden dolayı yapıyordur makyajını. Hayır, biz bunu yapamayız. Bu zulmü işleyemeyiz ve insanları namazdan soğutamayız. Yanlış fetva da vermiyoruz. Prensipler ortada. Namazı bozan şeyleri biliyoruz evet, çünkü. Şeye gelince, dövmeye gelince, Hazreti Peygamber dövmeyi hoş görmüyor. Peygamberimiz dövmeyi yasaklıyor. Niye yasaklıyor? Çünkü iki şeyden dolayı: vücut üzerinde vücudun olağanlığını bozuyorsunuz. Kalıcı dövmeler için diyorum, kalıcı sıkıntılar oluşturabiliyor. Çünkü bugün hoşunuza giden bir isim, hoşunuza evet, giden bir evet, şekil, evet, 10 sene sonra, 20 sene sonra dünyaya bakışınız değişebilir. Bir daha sökemezsiniz, onu yakmaya çalışırsınız, o da vücuda eziyet. Zarar verir. Zarar verir. Zarar. Öncelikli olan insanın zaten ona emanet edilmiş olan evet, vücuduna saygı göstermesi, onu koruması galiba değil aynen, mi hocam? Aynen, sağlığını, vücudunu korumasıdır. Şimdi bu problem. İkinci problem de eski kavimlerde, ki bizim Güneydoğu'da hala vardır bazı bölgelerde. Evet, evet. Mesela işte kaşlarına, yanaklarına, çenelerine hangi kavme, hangi aşirete mensup olduklarına dair işaretler koyarlardı. Peygamberimiz zamanında bu bir sosyal statü haline dönüşüyordu. Bir kas sistemi gibi bir sistem oluşturuyordu. Bu hizmetçinin karısı, bu reisin karısı, bu şunun karısı, bunun karısı. Yani bir farklılık oluşturuyor. Allah'ın Resulü tümüne hayır diyor. Kaldıracaksınız o işi diyor. İnsanın vücuduyla oynamayın bu şekilde. Bu nedenle de dövme yasaklanıyor, haram kılınıyor. Ama dövme, önemli olan bir nokta, namaza ve gusle engel değil.
Şimdi onu da bizi şu anda izleyen bazı kardeşlerimiz, hocam sen onu diyorsun ama de ki gençlere dövme haramdır, abdeste engeldir, yapmasınlar. Onu söyleyemeyiz. Çünkü niye onu söyleyemeyiz? Şu anda dövmeli olan Türkiye'de belki 500 bin genç var. Doğru mu? Doğru. Bu ve 500 işlerinde... bin genci namazdan, abdestten ve gusülden alıkoyamayız. Tabii. Bu bir zulüm olur. Bu insanları ümitsiz hale sokmuş oluruz. Bu doğru değildir. Yapmayın, yapmışsan da namazına devam et, gusülüne devam et diyoruz. Hocam işte fark burada. Bağnazlığa kapılmadan, insanları dinden soğutmadan aşağı, yaşamı kolaylaştırarak güncel hayatın içinde insanların dinini yaşamalarına vesile olmak çok önemli bir şey. O nedenle hocam ben bir televizyon yazarı olarak günde 15 saat televizyon izlemekten yorulduğumda sizin programınızda arınıyorum, soluklanıyorum. Bu nedenden kaynaklanıyor işte. Mevlam güzel hizmetleri ve güzel kalemleri devam ettirsin. İnşallah. Erkekler işine girişelim biraz. Evet önemli bir konu. Vakitte siz de bu geçmeden konularda hassassınız erkekler konusunda. Yazılarımın büyük bir bölümü maalesef son dönemde bu eski eşlerin daha ziyade kadınlar üzerindeki sözde haklarını devam ettirmek adına uyguladıkları şiddetten kaynaklanıyor. Bunu eleştiriyorum. Hocam eskiden de vardı. Ama sanki şimdi arttı mı ya da artmış gibi mi görünüyor? Yoksa televizyon kanallarının haber bültenlerinin sayısının artmasıyla, internet erişiminin fazlalaşmasıyla insanlar birbirinden daha mı çok haberdar olmaya başladı da bunlar daha çok gündeme geliyor? Ne diyorsunuz? Ya kötüye doğru gittik ya da zaten vardı bunlar, şimdi daha çok göz önüne çıkmaya başladı. Nedir bu kadına şiddetin önünü nasıl alacağız hocam? Acaba bizim günaha karşı direncimiz mi kırıldı? Yani haram ve helala karşı onu düşünmek lazım, konuşmak lazım. İki, bu fiili işleyen insanlar çok erken tahliye olabiliyorlar. Üç, korunma isteyen kadınların korumaları söz konusu olmuyor. Evet. Ben çok iyi bildiğim için söylüyorum. Ölümle tehdit edilen bazı insanlar müracaat ediyorlar işte gerekli yerlere. İki ay içinde bile en küçük bir kıpırdanma olmuyor. Maalesef. Bu çok erkek, da örneği yaşandı. Erkek çok bunu yaşıyor. Evet. Kadın zaten bunu ayda yaşıyordur herhalde. Evet. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok bugün dikkatimi çekti. Kur'an ve Sünnet programında ele aldım ben. Nafaka gerekliliği. Hukukta var biliyorsunuz. Boşanmış olan kadın nafaka almaya devam ediyor evlenmediği sürece. Adam da kadından nafakasını veriyor. İslam hukukuna göre iddet süresince nafaka almak durumunda kadın alabilir. 4 ay, işte 3 ay falan gibi süreler. Ama ondan sonra nafaka alamaz, çocuk alabilir ama kadına nafaka şart değildir. Eğer kadına verilmesi gereken bir para varsa vermesi lazım diyor. Evet. Mehirdir, şudur budur, o anlar ayrı mesele. Ama adam şöyle bakıyor. Ben senden boşandım, sana para veriyorum, benim paramla geçiniyorsun. Diğer bir erkekle düşüm kalkıyorsun. Yani evlendin, din nikah kıydın. Ben sana bunu vermem, yedirmem diyor. Bu son derece tehlikeli. Üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor. Hak iddia etmeye devam ediyor. Eğer nafaka vermese belki o hakkı iddia etmeyecek. Evet. Acaba boşanmış olan hanımefendilere devlet mi nafaka vermeli? Devlet mi onlara bir şey bağlamalı da kocaya, eski kocaya efendim bunu bırakmamalı? Kur'an ve Sünnet programında bu pazar bunu ele alıyoruz. Yani işin ekonomik kısmının da önemli olduğunu. Mutlaka önemli olduğuna inanıyorum. Kur'an ve Sünnet programında bugün boşanmayı ele alacağız bu pazar akşam, pazar günü saat 10'da. Çok önemli, ben ona temas ettim. Bir de sevgili Aytu, diziler, ah yine diziler. çok izleniyor ve o dizilerde çok şey basite indirgendi. Çünkü aldatma, çünkü kavga, entrika, çünkü bağırışma, intikam ve çağrışmadan başka hiçbir şey yok. Evet, tema yok kanallarda, dizilerde. Dizileri izletenlerdir ya ihanettir, ya kavgadır, ya kabadayılıktır, ya... Gönül ilişkileri iki kişi arasında geçmez oldu hocam dizilerde. Mutlaka bir aşk üçgenine ihtiyaç duyuluyor. Yani bu da beraberinde bu işe olağanlaştırmayı getiriyor. Yani şimdi haber bültenlerine yansıyor. Dizilerde bunu görüyoruz. Sokakta insanlar bundan bahsediyor. Bir konu ne kadar çok ağızlara sakız edilirse o kadar normalleşir. Yani biz her haber bülteninde en az iki tane kadına şiddet haberi gördüğümüz zaman
artık eskilerin deyimiyle vakayı adiyeden sayılmaya başlanıyor. Acaba çok mu telaffuz ediyoruz biz bunu önleyelim derken de amiyane tabiriyle aklınıza evet hani eşeğin aklına karpuz düşürü karpuz kabuğu düşürüyoruz. Böyle bir etkisi de olabilir mi diye düşünüyorum yani. Bir şey daha söyleyeyim madem söylemişseniz bu konuyu açtık. Henüz yargıda olduğu için bir şey söyleyemiyorum belki. Ama bir kediyi eğer olmuşsa gerçekten. Hocam görüntüleri var. Vahşet. Ben izleyemedim maalesef ama okudum sadece. Bir kediyi bıçaklayacaksın. Kafasını... Varille 20 litrelik su bidonuyla da 45 dakika can çekişen hayvanı öldüreceksiniz. Bence bu hayvana karşı değil tamamen bir insanlık suçu. İnsanın evet. Bir diğer insandan utanmasına yol açan hatta kendi insanlığından utanmasına yol açan ve ne yazık ki 300 liralık kabahatler kanununa muhalefet cezasıyla sadece sözde cezalandırılmış. Vallahi benim yüreğim hala bunu kaldırmıyor. Bir de Hazreti Peygamber'in eteğinde uyuyan kediyi uyandırmamak için eteğini kestiğini düşünürsek biz böyle bir dinin üyesiyken o hayvana yapılan şey reva mı hocam? Reva mı? Hala anlatırken tüylerim diken diken. Bu tür fiili işleyenlerin baba ve annelerini bu konuda suçlu görmüyoruz. Onu hemen söyleyelim. Hiçbir baba anne evladı için bunu istemez. Bir anlık bir çılgınlık anı herhalde ama üniversitelerimize, rektörlerimize, dekanlarımıza söylemek lazım. Okullarda ne veriyorsunuz? Evet. Lütfen sorgulayın kendinizi. Her gün siyasi demeçler vermek isteyenlere söylüyorum özellikle. Her gün siyasi demeçler vereceğinize ey sevgili eli öpülesi rektörlerimiz, dekanlarımız, hocalarımız lütfen talebelerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize, emanettir bize manevi ders de verelim değil mi onlarla? Yani onları donanımlı hale getirelim. Bu zaten kendini tamamen boşlukta hissedenlerin başvuracağı yöntemler hocam. Vicdanı yani siz tabii ki siz bir uçurumdan aşağıya doğru belli ki düşünüyorsunuz, düşüyorsunuz. Tutunacak bir dalınız yok. Kendinizi manevi olarak hiçbir yere ait hissetmiyorsunuz. Bir efendim cadı kazanının içindesiniz. Önünüze gelen en masumane hayvandan bunun acısını çıkarmaya çalışın. Manevi yönü kuvvetli olan bir insanın böyle bir şeye tevessül etmesi mümkün mü? Değil tabii ki. Bunlar üzüntümüzden dolayı bunu anlatıyoruz. Yoksa yeniden suçlamak niyetiyle değil. Ama bunda hepimiz suçluyuz. Suçlu olmayan yok gibi. Kadınlara karşı tabii çok uzun giremiyoruz belki. Ama şöyle bir hızlı bir şekilde şunu sayalım eğer müsaade ederseniz. Görevleri değil mi hocam? Evet, erkeklerin hanımlarına karşı görevlerini. Ben mi söyleyeyim, siz mi söyleyeyim? Lütfen, lütfen. Bir defa hanımına karşı iyi muamelede bulunacak. Şimdi arkadaşlarla bugün bunu konuştuk akşamüstü. Hı hı. Bir espri yaptım ben. Şimdi okuyacağım. Diyor ki, hanımına karşı iyi muamelede bulunacak. Yani erkek iyi muamelede bulunacak. Sevgili erkekler, beni dinliyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz. Bu hanımlar da beni izliyor şu anda ekranda. Hanımı için erkek temiz olacak, güzel giyinecek. Zamanın bir kısmını hanımıyla geçinip ilgilenecek. İslami kültürü bilmeli ve hanımıyla bu bilgileri paylaşmalı. Onun yapamayacağı şeyi zorla yaptırmayacak ona. Anlayışlı, güzel yüzlü olacak. Güler yüzlü olacak. Öğrendiği faydalı bilgileri hanımıyla paylaşacak. Hanımına hizmetçi gözüyle bakmayacak. Ailenin geçiminden ve istikbalinden birinci derece sorumlu olacak. Hanımının ailesine iyi davranacak. Hanımıyla istişarede bulunacak. Okuduk. Kızlarımız toplamış delikanlılar program öncesi. Dedim çocuklar siz beni anlatmıştınız dedim. Ben bunların hepsini yapıyorum dedim. O zaman ben iyi bir kocayım dedim herhalde. Bayağı görüştük. Hocam günümüzde bunların yarısını bile yerine getiren iyi koca sıfatını kazanıyor maalesef. Evet. Maalesef bizim de Mustafa ki. Hoca yalnız bunları hiçbir yerine getirmiyor. Mustafa hocamız var, Mustafa Duman hocamız var. Evet bir şey deyince de ben hocam görmüyorum diyor. Ben ne yapayım diyor. Tabii bugün programımız sona doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Yüksel Aytuğla çok hızlı geçiyor. Hocam inşallah gereğinden fazla laf kalabalığı yapmamışımdır. Yok, zamanınızdan çalmamışımdır. İzleyicilerden de hakikaten özür diliyorum ama heyecanımı mazur görsünler. Bu fırsatı ben senede bir defa yakalıyorum. Keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de sizinle olmaktan son derece memnunuz. Sayın Yüksel Beyciğim.
Efendim tabii kadın ve erkek ilişkilerinde söylenmesi gereken bazı şeyler var. Onları tam söyleyemedik. Zamanımız çünkü çok soru var. Soru çok fazla tweetlerinizde. Ama ben tweetlerde okuyacağım dedim. Eğer müsaade ederseniz bir tane en azından buyurun, okuyayım. Sözümde durmuş lütfen olayım. Hocam diyor, İlhan Ulu diyor ki, ben tarihte aracım ile köpeğe çarptım. Durum çok beni rahatsız ediyor. Ne yapmam lazım? Öldü köpek diyor. Üzülüyorsun. Bu bir iyi bir şeydir. Eğer köpek hani yaralandıysa keşke onu bir yere götürmüş olsaydın. Ama en azından üzüldüğünü biliyoruz. Tövbe istiğfar etmek lazım. Hocam oturma odasına Kur'an asmak günah mı? Hasan sormuş Özlem. Oturma odasına Kur'an asınız. Problem yok. Kur'an her yerde olmalıdır. Sadece ayaklarımızı uzatacağımız yerde olmamasına efendim dikkat etmekte fayda var diye ifade edeyim. Namazı, abdesti bozacak herhangi bir kusurdan dolayı namazı terk mi yoksa devam mı etmeliyiz? Abdest alıp namazı devam edebilirsiniz ama namazı yeniden kılmanız çok daha iyi olur diye ifade edeyim. Diyor ki, kul hakkı yiyen bir insan öbür dünyada nasıl karşılanacak? Doğukan sormuş. Mutlaka kul hakkından sorgulanacak. Hep mi sorgulanacağız? Ama kul hakkı sadece para alışverişi değil, yanlış anlıyoruz. Kul hakkı gıybettir. Kul hakkı kırmızı ışıkta geçmektir. Yani kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır. Efendim dışarıya tükürmek kul hakkıdır. İzmarit atmak kul hakkıdır. Çok özür dilerim. Sümkürmek kul hakkıdır. Efendim bir parkın önünde park etmek kul hakkıdır. Yani kul hakkı sadece para işi değil ki. Vatandaşımız sadece para işi, alışverişi, hı-hı, borcunu ödemedi kul hakkı. Bütün bunlar kul hakkıdır. Ve bu kul hakları hiçbiri parayla terettüp eden haktan daha aşağı değildir. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Evet. Otoparkta aracınızı getirdiğiniz bir engellinin yerine engelliler için ayrılan, değil mi hocam? Tabii, aynen öyledir. Yani onun için bütün bunları daha böyle geniş ele almak lazım. Ve bunların eğitiminin lütfen verilmesi lazım. Hatta gerekirse anaokulunda. Keşke. Diyorum ve dua yapalım, kısa bir dua. Ne güzel olur hocam. Beraber amin diyelim, sonra vedalaşalım sizinle. Efendim kısa bir dua yapalım. Dosta doğrumuzun bu geceki bölümünü bitirirken. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık. Bu peşembe akşamı cumaya bağlayan gece icabet saati vardır. Bütün duaların kabul edildiği bir an vardır. Dileriz ki bu anımız o ana denk gelsin. Allah'ım bu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Bizleri affeyle. Bizleri ve bütün iyi insanları her türlü töhmetten, iftiradan, kötülükten, kazadan, beladan, musibetten, hepimizi hastalıklardan uzak eyle ya Rabbi. Yeryüzünde yaşayan bütün insanları kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hiçbir kadın eziyet görmesin. Hiçbir kadın zillet görmesin. Hiçbir kadın zulüm görmesin. Hiçbir çocuğun burnu kanamasın. Hangi dine, hangi mezhebe, meşrebe, ırka mensup olursa olsun bütün çocuklar bizim için masumdur. Hiçbirine bir zarar gelmesin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi kabul eyle. Yönelişimizi kabul eyle. Zikrimizi kabul eyle. Kabe'ye dokunuşumuzu kabul eyle. Sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibetten, afetten uzak eyle. Sevdiklerinden eyle. İlahi ya Rabbi, kusurumuz olabilir. Ayağımız sürçebilir. Bizi ayağa kaldır ya Rabbi. Bizim üstümüzü ört ya Rabbi. Ya Rabbi, ahirette intikal etmiş olan bütün büyüklerimize rahmet eyle. Mezarları cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir. Bizleri korkularımızdan emin eyle. Arzu ettiklerimize nail eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Evet, bugün Mustafa hocama ilahi okutamadım, farkındayım. İntikamını önümüzdeki hafta alacağız sevgili hocam. Teşekkür ederim. Efendim şeref verdiniz. Hakikaten. O şeref bana ait hocam. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordunuz. Estağfurullah. Yolunuz açık olsun. Daha iyi. Sağ olun. Sağ olun. Ben yine haftada iki defa ekranın öbür tarafında yine sizinle beraber olmaya devam teşekkür edeceğim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun. Biz de sizi okumaya devam edeceğiz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bugün bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Buraya gelen kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Ve bütün ekran başındaki kardeşlerimize. Sabah 8.30'da buradayız. Pazar günü 10'da yine buradayız. Allah müsaade ettiği yere kadar. Efendim Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
kişinin mübarek gününde oruç tutmayan bir yezdik. Umre yapmış. Merak ettiğim bir soru var. Kızı Almanya'nın Zorlingen şehrinden. Gülmek abdesti bozar mı? Kanser hastalığı.